Kitabımızın adı Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm. Yazar Lenin. Çeviren Şiar Yalçın. Yayın evi Bilim ve Sosyalizm Yayınları. Bölümün adı Karl Marx. Marksizmin açıklamasını içeren kısa bir biyografi taslağı. Sosyalizm. Görülüyor ki Marx kapitalist toplumun ister istemez ve kaçınılmaz bir biçimde sosyalist topluma dönüşeceği sonucuna varmışsa, bunu salt modern toplumun ekonomik hareketler yasalarına dayanarak ileri sürmüştür. Sosyalizm, kaçınılmaz gelişinin başlıca maddi temeli şudur. Çeşitli biçimler altında her gün biraz daha hızlı gelişen ve Marx'ın ölümünden bu yana geçen yarım yüzyıl içinde özellikle büyük sanayinin, kartellerin, sendikaların ve kapitalist tröstlerin genişlemesi ve aynı zamanda mali sermayenin boyutlarının ve gücünün görülmemiş ölçüde artmasıyla kendini gösteren emeğin sosyalleşmesi olgusu. Bu dönüşümün entelektüel ve manevi motoru, fiziki etkeni bizzat kapitalizm tarafından eğitilmiş olan proletaryadır. Proletaryanın kaçınılmaz gelişiminin başlıca maddi temeli şudur. Burjuvaziye karşı günden güne daha zengin, içerikli, çeşitli biçimler alan savaşımı ister istemez politik iktidarı ele geçirmeye yönelen politik bir savaşıma dönüşür. Üretimin sosyalizasyonu, üretim araçlarının sosyal mülkiyetine dönüşmesine, mülksüzleştirilenlerin mülksüzleştirilmesine yol açmazlık edemez. Emeğin üretkenliğinin alabildiğini artması, çalışma saatlerinin kısılması, ilkel ve dayanıklı küçük mülkiyetin yıkıntıları ve kalıntılarını üzerine yetkinleştirilmiş kolektif emeğin yükselmesi bu dönüşümün dolaysız sonuçlarıdır. Kapitalizm, tarımla sanayi arasındaki ilişkiye kesin kez son verir. Ama bu arada onu daha yüksek bir düzeyde geliştirerek bu ilişkinin yeni öğelerini hazırlar. Bilimin bilinçli bir uygulaması temeli üzerinde sanayi ile tarımın birleştirilmesini, nüfusun yeniden dağılımını, köylerin tecrit edilmiş durumuna, kendi başına bırakılmışlığına ve bilgisizliğine, büyük kentlerde doğaya aykırı bir nüfus patlamasına son verilmesini sağlar. Modern kapitalizmin yüksek biçimleri, yeni bir aile biçimini, kadının durumu ve yeni kuşakların eğitimi konusunda yeni koşulları hazırlar. Kadınların ve çocukların çalıştırılması, ataerkil ailenin kapitalizmin zorunlu çözülmesi, modern toplumda ister istemez en korkunç, en yıkıcı, en tiksindirici biçimlerine bürünür. Bununla birlikte büyük sanayi, aile çevresinin dışında kadınlara, çocuklara ve yeni yetişen gençlere sosyal bir biçimde örgütlenmiş, üretim çalışmalarından yüklediği yeni görevler sayesinde üzerinde daha yüksek bir aile biçimi ve cinsler arasında daha sağlıklı ilişkilerin yükselebileceği yeni ekonomik temeli kurmaktan da geri kalmaz. Ailenin Cermen Hristiyan modelini mutlak ve kesin bir biçimde saymak, eski Roma, eski Yunan ya da Doğu modellerini öyle saymak kadar saçma bir şeydir kuşkusuz. Kaldı ki bir arada ele alındıkları takdirde bunlar tarihsel gelişim içinde birbirini izleyen bir dizi oluştururlar. Kolektif emekçi grupların her yaşta, her cinste bireylerinden oluşması, elverişli koşullar altında elbette bir insancıl değişik gelişme kaynağı olacaktır. Bunun başka türlüsü düşünülemez. Ne var ki üretim sürecinin emekçi için değil de emekçinin üretim süreci için var olduğu kendiliğinden gelişmiş, vahşi, kapitalist biçimde bu olay toplumu kemiren bir ahlaksızlık ve kölelik kaynağı olmuştur. Fabrika sistemi geleceğin eğitiminin tohumlarını içerir. Bu eğitim belirli bir yaşın üstündeki bütün çocuklar için üretici emeği, öğretim ve beden eğitimiyle birleştirecek ve bunu yalnızca sosyal üretimi artırmak için değil, aynı zamanda dört başı mamur insanlar yetiştirmenin tek geçerli yolu olduğu için yapacaktır. Marx'ın sosyalizmi milliyet ve devlet sorunlarını da aynı tarihsel temel üzerine oturtur ve bunun da yalnızca geçmişi açıklamak için değil, aynı zamanda geleceği önceden görmek ve onu gerçekleştirmek amacıyla cesur adımlara girişmek için yapar. Uluslar, toplumsal evrimin burjuva dönemine ilişkin kaçınılmaz ürünleri ve biçimleridir. İşçi sınıfı, ulus çerçevesi içinde örgütlenmeden, uluslaşmadan, sözcüğün burjuva anlamında değil tabi, hiçbir zaman güçlenemez.
olgunlaşamaz, savaşta bilinemez, oluşamazdı. Ne var ki kapitalizmin gelişmesi ulusal sınıfları durdurmadan yıkar, ulusal yalnızlığa son verir, ulusal karşıtlıkların yerini sınıf karşıtlıklarına yaratır. Bunun içindir ki gelişmiş kapitalist ülkelerde işçilerin vatanları olmadığı ve hiç değilse uygar ülkelerde ortak eylemlerin proletaryasının kurtuluşunun önde gelen koşullarından biri olduğu tamamen doğrudur. Örgütlenmiş şiddet demek olan devlet, toplumsal evrimin belirli bir aşamasında ister istemez ortaya çıkmış ve birbiriyle bağdaşmalarına olanak bulunmayan sınıflara ayrılmış toplumun yaşayabilmesi için sözde toplumun üstünde ve bir dereceye dek ondan ayrı bir iktidar kimliğine bürünmüştür. Sınıf uzlaşmazlıklarından doğan devlet en güçlü sınıfın ekonomik bakımdan egemen ve devlet sayesinde politik egemenliği de eline geçiren ve böylece ezilen sınıfı sömürmek için yeni araçlara kavuşan sınıfın devleti haline gelir. Böylece antik devlet her şeyden önce amacı köleleri ezmek olan köle sahiplerinin devletiydi. Feodal devlet amacı angaryaya sürülen serf köyleri ezmek olan soyluların devletiydi. Modern temsili devlet de ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesi aracından başka bir şey değildir. Burjuva devletinin en özgür ve en ilerici biçimi olan demokratik cumhuriyet bile bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Yalnızca görünümünü değiştirir. Hükümetin borsa ile ilişkileri, memurların ve basının dolaylı ve dolaysız olarak satın alınması, sosyalizm sınıfları ortadan kaldırmakla devletin de ortadan kaldırılmasına yol açar. Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak gördüğü tek eylem, üretim araçlarına, toplum adına el konulması, onun aynı zamanda devlet olarak son eylemidir. Sosyal ilişkilere devlet iktidarı müdahalesi giderek bütün alanlarda gereksiz hale gelir ve devlet o zaman doğal bir uykuya dalar. Kişilerin yönetimi yerini eşyanın ve üretimin işlemlerinden yönetimine bırakır. Devlet ortadan kaldırılmamış, eceliyle ölmüş, kendiliğinden yok olmuştur. Üretimi, üreticilerin özgür ve eşit koşullar içinde birleşmelerine dayanarak yeniden örgütleyecek olan toplumun tüm devlet aygıtını bundan böyle layık olduğu yere, yani Asar-ı Atika Müzesi'ne çıkrıkla tunç baltanın yanına takacaktır. Son olarak Marx sosyalizminin mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirecekleri dönemde henüz varlıklarını sürdürecek olan küçük köylüler karşısındaki tutumu konusunda Engels'in Marx'ın da düşüncelerini yansıtan şu sözlerini hatırlatmakta yarar vardır. İktidara geldiğimiz zaman büyük toprak sahipleri için yapmak zorunda kalacağımız gibi küçük köylülerin de topraklarını zorla, tazminat ödeyerek ya da ödemeyerek ellerinden almayı aklımızdan geçiremeyiz. Küçük köylüye karşı ödevimiz her şeyden önce özel toprağı ve işletmesini kooperatif işletmeye dönüştürerek ama bunu zorla değil, örneklerle kendisine inandırarak, gönül rızasıyla ve toplumun yardımını sağlayarak yapmaktır. Ve bu konuda küçük köylünün gözleri önüne daha bugünden açıkça görülebileceği avantajlar sermek işten bile değildir. Proletaryanın sınıf savaşımının taktikleri. Daha 1844-1845 yıllarında pratik devrimci eylemin koşullarını anlayamamış ve kapsamını değerlendirememiş eski materyalizmin başlıca eksiklerinden birini fark etmiş olan Marx, tüm ömrü boyunca teorik çalışmalarına koşut olarak proletaryanın sınıf savaşımının taktik sorunlarına büyük bir özenle eğilmiştir. Marx'ın bütün yapıtları ve özellikle 1913'te 4 cilt halinde yayınlanmış olan Engels'e mektuplaşmaları bu konuda çok zengin bir dokümantasyonla doludur. Bu belgeler henüz tam olarak toplanmış, sınıflandırılmış, incelenmiş ve çözümlenmiş olmaktan uzaktır. Onun için burada genel ve kısa gözlemlerle yetinmek zorundayız. Özellikle de şu noktanın altını çizmek gerekir ki bu yönü, yani sınıf savaşımı taktiği ele alınmadıkça Marx haklı olarak materyalizmi eksik, tek yanlı ve kalıplaşmış sayılacağı görüşündeydi. Marx, proletaryanın taktiğinin temel görevini kendi materyalist ve diyalektik dünya görüşüne göre saptamıştır. Öncü sınıfın doğru taktiğinin temeli ancak belirli bir toplumdaki istinasız bütün sınıfların ilişkiler bütününün
nesnel bir biçimde incelenmesine ve dolayısıyla bu toplumun nesnel gelişme derecesinin ve öteki toplumlarla ilişkilerinin belirlenmesine dayanabilirdi. Ayrıca bütün sınıflar ve bütün ülkeler statik değil, dinamik bir yönden ele alınmıştır. Yani bunlar durağan ve değişmez bir halde değil, hareket içinde incelenmişlerdir. Bu hareketin yasalarını her sınıfın varlığının ekonomik koşulları belirler. Harekette yalnızca geçmiş açısından değil, aynı zamanda gelecek açısından dikkate alınmıştır. Yalnızca yavaş değişimleri gören evrimcilerin beylik anlayışına göre değil, diyalektik bir biçiminde incelenmiştir. Engels'e bir mektupta Marx şöyle diyordu: "Büyük tarihsel hareketlerde 20 yıl bir gün bile sayılmaz. Oysa arkasından öyle günler gelir ki bunlar 20 yıla bedeldir. Evrimin her aşamasında, her an proletaryanın taktiği insanlık tarihinin bu nesnel bakımdan kaçınılmaz diyalektiğini dikkate almak zorundadır. Bir yandan politik durgunluk dönemlerinde sakin gelişmelerden yararlanarak ve kaplumbağa adımıyla ilerleyerek öncü sınıfın bilincini, gücünü ve savaşkanlığını artırmaya çalışmalı, öte yandan bütün bu çalışmalarını bu sınıfın nihai amacına yöneltmeli ve onu pratik bakımdan 20 yıla bedel olan büyük günlerden büyük görevlerini yerine getirmeye yetkin hale getirmelidir." Marx'ın iki tezi bu konuda özel bir önem taşır. Birincisi, felsefenin sefaletinde geliştirdiği ekonomik savaşım ve proletaryanın ekonomik örgütleri tezidir. İkincisi, Komünist Partisi manifestosunda üzerinde durduğu proletaryanın politik görevleriyle ilgilidir. Birincisi şu biçimde ortaya konmuştur: büyük sanayi birbirini tanımayan bir yığın insanı tek bir yerde toplar, bir araya getirir. Rekabet onları çıkarları bakımından ayırır ve böler. Ama ücretlerini koruma kaygısı efendilerine karşı bu ortak çıkarları onlara aynı direnme düşüncesinde birleştirir. Bundan da güç birliği doğar. Başlangıçta ayrı ayrı ve dağınık olan güç birliği yavaş yavaş gruplar haline gelir ve her zaman birleşik olan sermaye karşısında birliğin korunması işçiler için ücretlerin korunmasından daha zorunlu olmaya başlar. Gerçek bir iç savaş olan bu savaşımda yaklaşma, çatışma için gerekli olan bütün öğeler birleşir ve gelişir. Birlik bir kez de bu noktaya varınca politik bir niteliğe bürünür. İşte burada yıllarca, yani proletarya güçlerinin yaklaşın çatışma için geçireceği uzun hazırlanma dönemi boyunca sürecek ekonomik savaşım ve sendikal hareketin programı ve taktiği ile karşılaşmaktayız. Buna Marx'la Engels'in İngiliz işçi hareketinin deneylerine dayanan ve sınai refahın nasıl proletaryayı satın alma eğilimlerine yol açtığını gösteren çok sayıda gözlemlerini de eklememiz gerekir. İşçilerin nasıl savaşımından yasaptırıldıklarını, refahın genellikle nasıl işçilerin morallerini çökerttiği, İngiliz proletaryasının nasıl burjuvalaştığını, dünyanın en burjuva ulusu, burjuvazinin yanı sıra bir burjuva aristokrasi ve bir burjuva proletaryası ister gibi görünmektedir. Ve devrimci enerjinin nasıl tükendiğini, İngiliz işçilerinin burjuva salgından kurtulmaları için nasıl uzun süre beklemek gerektiğini, İngiliz işçi hareketinin nasıl çartistlerin coşkusundan yoksun olduğunu, İngiliz işçi liderlerinin nasıl radikal burjuva ile işçi arasında bir çeşit aracı haline geldiklerini, İngiltere'nin tek eli yüzünden ve bu tek el sürdükçe nasıl İngiliz işçileriyle hiçbir şey yapamayacağını bütün bu gözlem ve yargılardan anlamak mümkündür. Ekonomik savaşımın taktiği, işçi hareketinin genel ilerleyişi ile ilgili olmak üzere son derece geniş, evrensel, diyalektik ve gerçekten devrimci bir açıdan ele alınmış, incelenmiştir. Komünist Partisi Manifestosu, politik savaşımın taktiği bakımından Marksizmin temel ilkesini ortaya koymuştur. Onlar, yani komünistler, işçi sınıfının yakın çıkarları ve amaçları için savaşım vermektedirler. Ama aynı zamanda hareketin geleceğini savunmaktadırlar. Bu noktadan hareket eden Marx, 1848'de Polonya'da Toprak Devrimi Partisi'ni, yani 1846'da Krakowya Ayaklanması'nı başlatan partiyi desteklemiştir.
1848-49'da Marx, Almanya'daki aşırı devrimci demokrasiyi desteklemiş ve o tarihte taktik konusunda söylediklerinden hiçbir zaman dönmemiştir. Marx, Alman burjuvazisini öteden beri halka ihanet etme eğiliminde ve eski toplumun taçlist temsilcisiyle uzlaşmaya hazır bir öğe olarak görüyordu. İşte Marx'ın burjuva demokratik devrimi döneminde Alman burjuvazisinin sınıf durumu konusunda son çözümlemesi. Bu çözümleme ayrıca yetkin bir materyalist çözümlemesi örneğidir ve geçmişe yönelik hareketlerle yetinmeyerek toplumu ileriye dönük hareketi içinde ele alır. Kendine güveni olmayan, büyüklere dişlerini gıcırdatan, küçükler önünde tir tir titreyen, evrensel kasırgalardan ödü kopan, hiçbir enerjisi kalmamış, işi gücü onu bunu taklit etmek olan girişimini yitirmiş, genç ve gürbüz bir halkın ilk atılımlarını kendi içi geçmiş çıkarlarına göre yönetmeye mahkum, lanetlenmiş bir yaşlı budala. Aşağı yukarı 20 yıl sonra Engels'e yazdığı bir mektupta Marx, 1848 devriminin burjuvazi özgürlük uğrunda savaşmayı göze almaktansa kölelik içinde barışı yeğe tuttuğu için başarısızlığa uğradığını söyleyecekti. 1848-49 devrimleri dönemi kapandıktan sonra Marx her türlü devrimcilik oyununa karşı cephe aldı ve zahiri bir barış perdesi altında yeni devrimler hazırlayan bu yeni dönemde durmadan çalışmak gerektiğini ileri sürdü. Marx'ın Almanya'nın 1856'daki yani gericiliğin bu en kara dönemindeki durumuyla ilgili şu yargısı bu çalışmanın nasıl bir ruh içine yürütülmesini istediğini gösterir. Almanya'da her şey proleter devrimi yeni bir köylüler savaşına yaslatabilme olanağına bağlıdır. Almanya'da demokratik devrim, burjuva devrimi gerçekleştirilmediği sürece Marx, sosyalist proletaryanın taktiği bakımından tüm dikkatini köylülüğün demokratik enerjisinin geliştirilmesine çevirmiştir. Marx'a göre Lassen'in tutumu nesnel bakımdan tüm işçi hareketine Salt Prusya'nın yararına ihanet etmekti. Bunun başlıca nedeni Lassen'in büyük toprak sahiplerini ve Prusya milliyetçiliğini tutmasıydı. Engels de 1865'te Marx'a şunları yazıyordu. Esas itibariyle bir tarım ülkesi olan Almanya'da sanayi proletaryası adına yalnızca burjuvaziye saldırmak ve köy proletaryasının büyük feodal soylular tarafından ataerkil biçimde sopayla sömürülmesine hiç ses çıkarmamak bir alçaklıktır. 1864-1870 yılları arasındaki dönemde Almanya'da burjuva demokratik devrimi dönemi kapanır ve Prusya ile Avusturya'nın sömürücü sınıfları bu devrimi tepeden inme gerçekleştirmenin yolları üzerinde tartışırlarken Marx, Bismarck'a karşı uzlaştırıcı tutumu yüzünden yalnızca Lascelles'i suçlamakla kalmıyor, ayrıca kendini Avustralya hayranlığına kaptıran ve ulusal özellikleri savunan Lipchett'e karşı çıkarıyordu. Marx, Bismarck'a olduğu kadar Avustralya hayranlarına karşı da amansızca savaşan bir devrimci taktik uygulamasını istiyor. Bu taktiğin muzaffer Prusyalı köy soylusuyla uyuşmaya kalkmayarak ona karşı devrimci savaşı hemen yenilemesini ve bunu Prusya'nın askeri zaferlerinin yarattığı zemin üzerinde de yapmasını salık veriyordu. Enternasyonel'in 9 Eylül 1870 tarihli ünlü bildirisinde Marx, Fransız proletaryasını mevsimsiz bir ayaklanmaya karşı uyarıyordu. Ama ayaklanma yine de patlak verince yeri göğü birbirine katan yığınların devrimci girişimini coşkuyla alkışlıyordu. Devrimci hareketin birçok başka durumlarda olduğu gibi bu durumda da yenilgiye uğramış olması Marx'ın diyalektik materyalizminin ışığında proletarya savaşımın genel yürüyüşü ve sonucu açısından o kadar önemli değildi. Asıl önemli olan kazanılmış mevzinin terk edilmemiş, savaşsız düşmana teslim olunmamış olmasıydı. Böyle bir teslim proletaryayı yılgınlığa sürüklemiş, savaşkanlığını törpülemiş olurdu. Politik durgunluk ve burjuva legalitesinin baskısı dönemlerinde yasal araçların kullanılmasına gereken önem ve değeri veren Marx, 1877-78 yıllarında sosyalistlere karşı olağanüstü yasanın kabulünden sonra bir Most'un devrimci palavralarına şiddetle kınamış ama aynı zamanda
olağanüstü yasaya yanıt olarak illegal savaşma atılıma yürekliliğini, sağlamlığını, kararlılığını, devrimci ruh ve iradesini gösterememiş olan resmi Sosyal Demokrat Partisi'nin oportunizmini de aynı ve belki daha büyük bir şiddetle yermiştir. Ayrıca Marx'ın Sorge'ye yazdığı mektuplara da bakabilirsiniz. 1915 yılında Granat Ansiklopedisi'nin 7. baskısının 28. cildinde yayınlanmıştır.